Kişilerdeki bu duygu bozuklukları bazı enerji blokajları evet. yapıyor. Ne yapıyor mesela? Bazı şeylere çok kapalıyız biz. Değil mi? Bu blokaj değil midir? Ne, evet. Nedir mesela enerji blokajı? Nasıl aşabiliriz biz bu blokajları? Evet, aslında insanın bütün sağlık bozuklukları enerji blokajlarıyla ilgili. Çünkü insan yapısı binlerce enerji merkezi içeriyor. On binlerce enerji kanalı ve birçok enerji alanlarından ibaret olan bir insan yapısına sahibiz. Yani biz enerjiyiz biz aslında. Biz aslında biz enerjiyiz. Kaba enerji görüyoruz. Biz beden somut bir enerji görüyoruz ama bedenden daha fazlası var. Bedeni saran bir yani enerji alanımız var. Var olduğumuz kulağımız, elimiz, ayağım yani evet. burada tamam. Enerji aslında. Çok beğeniyoruz ama bence evet. aslında beğendiğimiz şey enerjilerimiz. Evet. Bir de enerji var. Gözümüzle insanı görüyoruz ama bunu siz de çok birçok insanla iletişimde oldu biliyorsunuz. İnsanla hoşlanıp hoşlanmayı bilirsiniz evet. ama daha sonra bir iletişim kurunca daha yakın olunca içinizden bir şeyler değişmeye başlıyor. Çünkü enerjisel bağlantılar kurulmaya başlıyor. O yüzden insan sadece beden değil, bir de çok etkili bir enerji alanıdır. Ve bu enerji alanında, enerji kanallarında ve enerji merkezlerinde tıkanmalar, blokajlar oluşunca oradan hastalıklar başlar. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal hastalıkların bütün hastalıkların istisnasız nedeni enerji alanında, enerji merkezlerinde ve kanallarındaki blokajlar. Hocam şunu söyler misiniz? Hangi blokajlar hangi hastalıklara yol verir? Yani bu blokajlar bizi hangi hastalıklara doğru götürür? Evet, şimdi en yaygın blokajdan konuşalım. Evet. Öfke ve kızgınlık. Herkeste var. Açın haberleri buyurun. Evet. Bir şey olmadı. Hatta bu yayının başında bile bir koşuşturma vardı. Tabii. Doğal olarak insanlar kızmaya başlıyor. Çünkü. Stresi giriyor. Evet. evet. Ve o aslında o yüzden sindirim problemleri en yaygın. Evet. Herkeste yani bağırsak görebilse. Problemi. Çok. Sindirim ve bağırsak problemi, mide bağırsak problemi en yaygın. Neden? Çünkü insanlarda stres bağlantılı kızgınlık ve öfke herkeste var. Öfke ve kızgınlık karın enerji merkezinde, bu bölgede, karın merkezinde tıkanmalara neden oluyor. Bu merkezde sindirim organlarıyla, mide bağırsak sistemiyle bağlantılı. Bir öfke patlaması burada tıkanma yaratıyor. O tıkanma sonucu hazimsizlik ortaya çıkıyor. Bir kere de değil ama değil mi hocam? Yani seneler içerisinde devam edince tabii birikiyor ama bozulma ilk başlıyor. Sonra gitgide derinleşiyor. Önce hazimsizlik ortaya çıkıyor. Asitide, yüksek asitlik. Ondan sonra da bu blokaj artınca mide ülserine kadar yürüyor. Asit. Ve insan ve midede yaralar oluşuyor. İşte bunların hepsini önleyebiliriz. Orijinal yoga isimli verilen özel tekniklerle biz bu enerji merkezden evet varsa sağlıklı görünebilir insan. Ama bir süre sonra evet. sağlığı bozulmaya başlıyor. İçten çürüme oluyor. Evet, işte o blokajları bu tekniklerle o yüzden günlük çalışmalar çok önemli. Yani günlük güne başlarken, günü bitirirken. Evet, en iyisi güne başlarken.